Bilmiyorum çünkü sonra boşu boşuna şey oluyor. Gerek yok, o yüzden onu söylemeyeceğim. Rain diyen var, Barış G diyen var. Barış abi asla değil bu arada. Mista. Cumhur sınavım var. O zaman derhal dersine çalış, çıkayım ben. Hemen. Hadi ama. Birazcık farklı isimler. Bunlar değil ki. Ben bunları tanıyorum yani. Bunların hiçbiri değil. Vural ne alaka? Vural hiç sinirli bir insan değil ya. Güngör seni yazdım. Güngör. Haftaya şeyim ben arkadaşlar. Ateş hattında konuyum. Cemre Solmaz TikTok yayınında influencerları kategorileştirdi. Yapar mı yapar bu arada, ben beklerim. Burak Güngör yazacağım ama Güngör yazmışım. Güngör. Gör. İğrenç bir espriydi, ne neyse yaptık bir kere işte. Oluyor bazen öyle. Hayat mı? Nasıl gidiyor? Güzel, çok şükür Allah'a. Sizin nasıl gidiyor peki? Keyifli misiniz? Mutlu musunuz? Huzurlu musunuz? Tek bir soru kaldı. Onu da birazdan yaparız. Twitter'da o da açmayacağım bugün. Nay 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 nay. Sizi çok ama çok ama çok seviyorum, seviyorum. Köpüş içer. Nerede? Mutsuzum diyenler neden? Yani gerçekten pozitif düşündüğünüzde pozitif şeyler sizi buluyor. O yüzden pozitif düşünmelisiniz. Yani ben kendime bunu yapmaya başladığımdan beri hayatımda birçok şey pozitif ilerliyor. Yani hep kötü anları, kötü şeyleri, kötü düşünceleri, kötü anları, kötü zamanları düşündüğünüz zaman gerçekten hep kötünün içinde kalıyorsunuz. Ama artık böyle iyi şeyleri düşünmeye başlayıp iyi şeyler hayal ettiğinizde o iyi şeyler sizi buluyor. Bu yüzden bence mutsuzum, mutsuzum, mutsuzum demek yerine böyle biraz daha hani hayır ya neden mutsuz olacağım ki kafasına girip biraz daha kendimizi olumlamalıyız gibi geliyor. Yani bu olumlama yöntemi bence doğru. Çünkü ne kadar iyi düşünürseniz o kadar iyi şeyler oluyor hayatta. Yani öyle temenni ediyorum şu an. Buna inanmayı tercih ediyorum ya da bilmiyorum. Siz denediniz mi hiç bu olumlama yöntemini peki? Deneyen vardır elbet içinizde. Hani olumlamayı yapıp, aa evet oldu işte olmadı gibi. Çok güzel bir diksiyonum var yazmış bana. Nasıl ya? Ne diyorum de? Kurban olayım size. Allık markası galiba Benefit'in. Biyoloji sınavından 25 almışım. Nasıl? Ablacığım sınava girmeseydin. Hayat kafana takmak için çok kısa yazmış. Aslında hayat kısa falan değil. Ben buna eminim. Çünkü bazen bazı geceler o kadar uzun olabiliyor ki hani size anlatamam. O yüzden hayat kısa değil. Hayat mutluysanız kısa. Ama eğer üzgün ve hani kötü bir haldeyseniz hiç de kısa değil. Bazı geceler gerçekten insanı 10 yıl yaşlandırır ya. O yüzden hayat kısa diyemem. Ama hayat mutluyken kısa. İngilizce'den 92 almış.
Ya ben böyle düşünüyorum. Siz böyle mi düşünüyorsunuz bilmiyorum. Kendi düşüncelerinizi çete yazarsanız okuyabilirim. Aşağıdan da yayını şuradan paylaşabilirsiniz bu arada. Çok güzel. 32 diş gülme yazmış birimiz bana. Ne yapayım? İki diş mi güleyim? Ne yapayım? Gülüyorum işte. Allah Allah ya. Sen de inşallah çok gülersin. Cüneyt teşekkür ederim. Cüneyt. Number one. Number one. Teşekkür ederim gerçekten. Mustafa sana da. Ay Mustafa sana da dedim ya. Şimdi birden Mustafa ile akımı yapmaya başlamışım. Dındırı dırı dındırın. Aklıma direkt o geldi. Ne? Dışlanıyorum abla. Aşkım bir tanem. Bal peteğim. Yani bırak bunu onlar dert etsinler. Senden mahrum kaldıkları için. Sen özelsin. Küstüm sana. Hayır küsme. Öpeyim barışalım. Öpeyim mi? Ne olur. Matematikten 100 aldım. Ben de almıştım bir kere. Bir kere almıştım matematikten. O da son matematik sınavım. Zaten bir daha hiç matematiğim yok. Burada da matematik hocama sevgiler. Eğer beni hala tanıyorsa. Saçlarını aç demiş biri. Açayım mı ya? Hiç de açasım yok ama. Açayım mı? Bak. Çin'den 55 aldım. Teşekkür ederim komedine. Balon için. Ben bunu şeye attım. Selina'ya attım geçen. Selina kalktı o montuyla bunun dansını yapıyor. Krize girdim ya. Hani öldüm gülmekten anladın mı? Selina'ya ben gerçekten çok gülüyorum. Storylerinde de çok gülüyorum. Yayınlarında da çok gülüyorum. Kahretsin. Bu arada Sina'yla bir ay önce, kaç, uzun bir zaman önce bir video çekmiştik. O videoda yakın bir zaman içerisinde yayınlanacak. Haberiniz olsun, Blender geliyor. Ama hani çekim tarihi eski bir video, bir tık, birazcık. Ama gene de haberiniz olsun, ne söylüyorum. Yayında yok yani şeyler böyle şey yapmamıza gerek yok. Buradan takibe de basabilirsiniz. Ve herkes aynı anda ekrana şöyle bir kalp atabilir mi? Tık 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 tık. Gerçekten çiçekle hiç gerek yok. Teşekkür ederim. Erol Bey'e teşekkür ederim ayıcık için. Dın dın kalkül yapma ya. Hayır ben kestiremem şu an kalkül yani. O hataya bir kere düştük. Anca uzadılar. Bir daha. Yani şu anlık en azından hayır. Bence yani. Daha sonra belki ama şu an hayır. Değil mi? Şu an. Galerindeki son fotoğraf.